Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Tokat'ın güzel ilçesi Niksar'dayız. Bu bölgede halı yıkama deyince akla gelen ilk fabrikadayız. Yanımızda da bu bölgenin halı yıkama sektörüne farklı bir bakış açısı kazandıran değerli iki girişimci var. Ahmet Bey ve Arife Hanım. Arife Hanım'la birlikteyiz. Peki halılarımızı halı yıkamacıya verirken, halılar yıkanırken nelere dikkat edilmeli ve fabrikamızı seçerken neye dikkat etmeliyiz onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Ahmet Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Arife Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de programımıza hoş geldiniz. Ahmet Bey, sizinle başlayalım. Evet. Halı yıkama sektörü ne zaman girdik, ne kadar süredir yapıyoruz ve neden bu sektör? Ortalama 26 yıldır bu sektörün içindeyiz. Hı hı. Belli bir süre önce, yani 7 yıl önce falan artık kendimiz yapmaya karar verdik. Verdiniz. Küçük bir işletme kurduk. Ondan sonra da orası yetmedi. Daha büyük bir işletmeye geçtik. Hı hı. Daha büyük bir yer bulduk. Hı hı. Orada yetersiz geldi. Ondan sonra da burayı kurduk. Hı hı. 300 metre kapalı alan içeride. 200 metre kapalı alan dışarıda. 500 metre kare kapalı alan. Toplamda yani 1500 metrekare halı kurutabilme kapasitesine sahibiz. Ama bizim burada yaptığımız şu oldu. Kendimiz işe girince, hı hı, daha önceden de ustamızdan aldığımız deneyimlerle, hı hı, yaptığımız şu oldu. Kimya eğitimi alıp halılarda istem dışı oluşan her şeyleri ortadan kaldırmak. Özellikle kaliteli halılarda, hı hı, yani yün, akrilik, bambu, yıkanmaması gereken halılarda bile, hı hı, yani her türlü işlemi yapabiliyoruz. Kimyasal yanını bile çıkartabiliyoruz. Çıkardı, çok güzel. Aynen. Arife Hanım, siz nasıl dahil oldunuz? Birlikte mi yola çıktınız yoksa siz de sonradan mı dahil oldunuz? Birlikte yola çıktık. Hı. Ben de paketleme işine bakarak. Hı hı. Siz de burada çalışıyorsunuz bir fiil. Evet. Hı hı. Peki İşin bu sektör tabii ki aslında tabii evde bir ev kadını olmanız bir avantaj da sağladı değil mi? Çünkü halıları, evet, kullanan, o halıları evde işlem yapan aslında sizlersiniz. Burada işiniz kolaylaştı mı, daha zorlaştı mı yoksa? Kolaylaştı. Ama başkasının halısı olunca titizlik ve disiplin daha önde geliyor. Hı-hı. Peki Ahmet Bey, neler yıkıyoruz? Şimdi halı dedik ama her çeşit halı var. Her çeşit. Özellikle bizim favorimiz el dokuma, kök boyalı, hı-hı, halılar. Güvenli yün, emanet edebilirler. Tabii ki. Hı-hı. Yün halılarda, kök boyalı halılarda, el dokuma halılarda, bambu, akrilik, milas ve Çin'e, yüne ipek, ipeğe yün işleme halılarda, Çin halılarında, hı hı, bunun gibi yani yıkanması riskli halılarda oluşabilen kimyasal yanığını bile, hı hı, ortadan kaldırabiliyoruz. Nasıl, yani nasıl bir süreçten, halıları evden teslim aldınız, aldık, müşteriden. Sonrasında geri götürene kadar nasıl bir süreç, nasıl bir emekten halıyı geçiyor? Halıyı aldığımız zaman kaç tane halı aldık, kaç metrekare geliyor, bunu makbuza işliyoruz. Yani halılar garanti kapsamına giriyor. Kendi aracınızla alıyorsunuz. Araca aldıktan sonra onlara numaralandırma yapıyoruz. Hı-hı. Yani adres bilgileri zaten var, güncelliyoruz onu. Onlar, halıları iş yerine getirdiğimizde hepsini indiriyoruz ama sınıfına göre ayrım yapıyoruz. Halıların sınıfına, cinsine göre farklı farklı yıkama metotlarıyla yıkıyoruz. Hı hı. Hepsini tek tek farklı farklı yıkıyoruz yani. Nasıl yıkıyoruz? Gibi. Neyle yıkıyoruz? Yani kullandığımız tamamen bitkisel. Hı hı. Bende de astım hastalığı olduğu için mecburen bitkisel kullanıyoruz zaten. Hı hı. Yani hem halıya hem insan sağlığına zarar vermiyor. Tabii yani. Ekolojik ürünler. Hı hı. Yani Samsun'dan, Denizli'den, hı hı, getirdiğimiz ekolojik ürünlerle bunun üstesinden geliyoruz. Hı hı. Evet. Su da önemli mi? Su önemli. Şimdi biz ilk yaptığımız şu, halı yıkama aşamasında ilk önce suyun pH'ını dengeleyip, hı hı, suyun sertliğini alıp ondan sonra yıkama aşamasına geçiyoruz zaten. Hı hı. Peki halılar ne kadar sürede kuruyor Arife Hanım? Nasıl teslim ediyorsunuz müşteriye? Paketleme kışın, işinde siz, evet, yapıyorsunuz. Kışın 3-4 günde, yazın bir günde ya da 2 günde, daha kısa sürede ve kapalı alanda güneş yanığı olmadan kurutuyoruz halılarımızı. Bu önemli değil mi? Güneş ışığının rengini solmaması açısından. Paketleme işini nasıl gerçekleştiriyoruz? Paketli kurulmuş halıları sarıyorsunuz. Sarıyoruz, poşetliyoruz. Tabii güvenli taşımayı, evet, sağlıyor o da. Aynen. Eve teslim, adrese kirlenmeden teslim. Kirlenmeden eve poşetlenmiş bir şekilde gidiyor. Gidiyor. Peki Niksar'dayız ama Niksar'la sınırlı değiliz değil mi? Çevreden de sadece dönüşler oluyor. Çevreden oluyor da sadece Niksar'la sınırlı kalmaya çalışıyoruz. Çünkü, hı-hı, daha çok iş yapmak yerine kaliteli, kapasitemiz gereği ne kadar
kapasitemiz neyi gerektiriyorsa o kadar yapıyoruz. Hı hı. Tabii ki bu halı konusunda teslimat önemli değil tabii mi? Tabii ki. Ne kadar sürede nasıl teslim edilecek konusunda o taraf neye dikkat etsin? Şimdi onda şunu söylüyoruz biz. Halı alma verirken kaç günde getirirsiniz diye sorduklarında halının cinsine, yapısına göre gün verdiğimizi söylüyoruz. Hı hı. Çünkü bazı halılar tekrar yıkanması gerekebiliyor. Hı hı. Yani kirli halıysa tekrar yıkanabiliyor. Tabii ki. Halde. Tabii ki. Hı hı. Bizim sloganımız zaten şu. Her türlü halıda leke ve benzeri oluşumlara kimyasal yanına da dahil garanti veriyoruz. Neyi hedefliyorsunuz Ahmet Bey bu işte? Hedefimiz işimizi daha iyi yapmak. Bak. Peki kaç kişilik bir ekiple nasıl bir iş bölümü var? 3 kişilik değil bu iş. 3 kişilik ekibimiz var eşim hariç. Hı hı. Yani eşim dahil olunca 4 kişi. 3 kişilik ekiple yani kapasitemiz kadar yapıyoruz. Daha fazlasına hedefimiz yok. En çok zorlandığınız şeyler ne? Sizi en çok ne zorluyor? Değil mi? Müşteri bazen memnun olma konusunda geri dönüşler alıyorsunuz. Güzel şeyler var. Öyle yorumlar. Fazla bir yorumumuz yok. Hı-hı. Zaten bir kere yıkatan tekrar yeniden veriyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler dileyelim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.